Efendim, köklü tarih ve doğal güzellikleriyle her daim adından söz ettiren Ilgaz ve Küre Dağları'nın eteklerine kurulmuş şahane şehir Kastamonu'ndaki lezzet yolculuğumuz başlıyor. Evet, Uluşören'deyim. Burası Araç'a bağlı. Yağ ilalarıyla meşhur. Ver sen şu sopa, yine karıştı onlar. Gel buraya. Sen merak etme. Bu taraftan geçiş yasak arkadaşlar. Köpek geliyor. Uluşören Havalimanı. Uçaklar iniş yapıyor. Arılarımız efendim. Tarifler başlıyor. Kalemler, kağıtlar hazır olsun. Cevizli çörek yapacağız. Ayter ablam bize paça yapacak. Biz güveçle başlayacağız. Yer kürenin derinliklerinden gelen lezzet. Kuyu kebabı. Çok güzel pişmiş. Efendim, Cide merkezdeyim. Fatma ablam bize tavuğun son vasiyetinden bahsedecek. Tavuk doldurma yapacağız ama yufkayla doluyor. Çok ilginç. Cevizler var, neler var neler. Ardından kuru karma yapacak o da. Bir de otlu börek nasıl yapılır ders vereceğim. Kastamonu denilince akla tirit gelir. Sam ustam buldum ustam. Bunu izleyicilerimize anlatmamız lazım. Çok güzel bir bedesten yine, harika. Hala en leziz yemekler bu bedestenlerde sunuluyor efendim. Mesela bir cabada kebabı var. Bundan sonraki de yine öyle bir yemek. Sultan kavurması. Ardından Semra abla gelecek, kaşık helvası anlatacak bize. Saidem saidem. Maşallah. Evet, Karayılan'ın torunları bu asil kültürü yaşatıyorlar ve yaşıyorlar. Karayılan'ı bilir misiniz? Köyden bahsedeceğim. Hemen yeri gelmişken bahsedeyim. Efendim, Dutsuz ve Mahir amca çok ünlüdür. Davuldaki, davulcunadaki maharetleri. Atatürk Kastamonu'ya geldiğinde onu karşılayan ekipteydi. Ulu önderimizin çok hoşuna gidiyor tabii ki oynama şekli. Senin üstüne oynayan yoktur diyor Mahir amcaya. Mahir amcanın bir özelliği var. Davulunu çok seviyor. Onu yere, oraya buraya bırakmıyor. O kadar özeniyor ki davulunu mutlaka yükseğe bir yere asar. Yatmadan da böyle yapar davulunu. Hadi rahat uyu koçum. Hadi. Davulunu sevip uyutan bir müzisyendir yani. Muhteşem oyunuyla, şovlarıyla, misafirleri karşılamadaki hüneriyle değerli kardeşlerim için de iyi bir yol olmuştur. İyi bir hoca olmuştur. İşte bu değerli abilerimiz de Karayılan'ın yaşattığı bu kültürü bugün itibariyle yaşatıyorlar ve yaşıyorlar. Ayaklarınıza sağlık. Ellerinize sağlık. Evet, Uluşören'deyim. Burası Araç'a bağlı. Yağ ilalarıyla meşhur. Ulu çamlarıyla meşhur efendim. Araçlı hemşerilerimizin misafirperver köyü Uluşören. Nasılsınız muhtarım, iyi misiniz? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Güzel bir karşılama. Ablalarımıza eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Beyefendiler, abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Süper bir köy burası. Eyvallah. Komşularımız birbirini tutkundur, sever. Maşallah. Başka neyi meşhurdur köyümüzün? Köyümüzün geçimi şöyle söyleyeyim. Hayvancılık ve tarımla geçinir.
Ama yemekleri falan da ünlüdür yani. Civardan falan meşhur yemeklerimiz falan vardır. Bayanlar şimdi bunu tanıtacaklardır. Doğru yerdeyiz yani. Doğru yerdeyiz. Yani, bulabileceğiniz en güzel manzara. İsabet olmuş. Hem manzara aynen. Hem güzel bir tabiat bizi karşıladı. Bir de güzel yemekler olursa oho daha ne isteriz? Annelerimizle biraz sohbet edeyim. O yemeklerden size bahsedelim. Ardından yine Karayılan'ın torunlarıyla devam ederiz. Buyurun. Tiridine 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 bandım, bedava mı sandın para vidip aldım, bedava mı sandın para vidip aldım. Etkisinde kaldım yine davul zurnanın. Evet. Hala çıkamadım etkisinden. Allah aşkına. Çok güzel değil mi bizim buranın? Çok güzel. Evet. Havalar çok evet. Güzel. Yemekler bahsettik biraz muhtarla. Evet. Yemeklerimiz de diyor çok meşhurdur. Evet. Hangi yemeklerdir o meşhur olanlar? Tabii. Ekşili pilav, etli ekmek. Oradan mı çıkıyor? Evet. Tirit. Araçın mı onlar? Bandırma hep orada o yapılacak dedi. Banduma. Bize dedim bir şey koymamışsınız. Bu bandırma mı banduma mı? Bandırma. Bandırma. Efendim annelerimize çok teşekkür ediyoruz. Süper hazırlıklar yapmış sizler için kendileri. Şimdi geçeceğiz tabii ki yemek tariflerine ama. Size bizi mutlu ettiniz hepiniz için. Önce bu güzelliği paylaşalım. Siz evet, de görün. Teşekkür ederim. Usul öyle. Bir tane bırakmazsan bir daha yumurtlamıyorlar oraya. Bakın. Yumurtalar da tamam. Hadi gidelim. Faika ablamla pekmez yapıyoruz. Yani Kastamonu'da, Haraç'ta, Uluçören'de de kış hazırlıkları devam ediyor. Evet. Elma pekmezi çok faydalı değil mi Faika teyze? Evet çok faydalı. Başka nelerden pekmez yapılır? Elma, kızılcık derler de kiren var ondan yapıyoruz ekşi. Evet. Kirenin de yapılıyor doğru kızılcık evet, çok faydalı. Evet, evet o da. Kızılcık da çok ondan faydalı. Efendim doğada faydalı ne varsa kış aylarında da onu muhafaza etmek için geliştirilmiş teknikler yani. Elma, armut ne bulursak artık. Kaç saattir kaynıyor bu elmalar fokur fokur sesi dinleteyim. Bu elma böyle bir iki saat kaynar tekrar biraz daha suyunu alırım. Bir su koyarım haşlarım. Bir daha? Bir daha alırım ikinci suyunu. Güzelce tadı çıkar. Bize ondan sadece sonra, suyu mu lazım? Bize suyu lazım. Posası ne olacak? Onu atacağız. Hayvanlar yer. Hayvanlar yer. İnekler yer. Evet herkesin nasip ayrı. Onlar da inekler yer. Eleklerden geçiriyoruz burada böyle kevgide. Elimde... İkinci delekten geçireceğim ben bunu. Bir daha buradan da geçecek. Evet. Yazmadan niye geçiyor? İyice incelecek İyice değil incelecek, mi? Hiç tortusu kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak onda. Ondan sonra tam koyulur artık pekmez haline alasıya. Eline sağlık Faika teyze. Teşekkür ederim. Ben biraz yardım edeyim. Şu fokurtuyu size dinleteyim. Saatlerdir kaynıyor burada. İşlem bitmiyor. Süzülüyor. Tekrar evet. Tülbentten yani yazmadan geçiriliyor. Bir daha kaynatılıyor. Kıvamını bulunca
İşte size şifa deposu elma pekmezi. Farika teyze, size çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Şu pekmezi bitirelim önce. Dane dane benler var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışlar gözünde, gözünde, gözünde. Dane dane, ak dene. Ah dene. Ah dene, yemeğiniz mi? Evet. Ak dene. Satya abla nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, odunları kırdım sana getirdim işte. Teşekkür odun ateşinde yemek hazırlıyoruz. Meşhur göce ben de çorbası. Size çorba pişiriyorum. Göceyi nasıl hazırlıyorsun? Göcenin ana maddesi arpa. Arpayı güzel yıkarız, ayıklarız taşlarını. Değirmene göndeririz. Değirmende yarılır, göce haline gelir. Elediğimiz zaman irisi ayrılır. Onu, irisini mi kullanıyoruz? Hayır, yoksa? İncesi daha güzel olur. Elekten geçeni. Evet, kalburdan geçeni. Kalburdan geçeni. Evet. Başka ne var içinde? Göce, yoğurt. Yoğurt var. Evet. Yağ falan, şimdi baharat bak, bir şey attın mı? Yağı burada. Nane mi var orada? İçine şimdi nane koyacağız. Nane güzel tereyağında kızarınca. Cos. Cos. Yeme de yanında yat. Eline sağlık Satiye teyze. Afiyet olsun. İzliyoruz size. Naneyi cos atıyoruz. Sonra Maye teyzemle hamur işlerimiz var birazcık. Maye teyze kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nedir adı? Gözleme. Bol tereyağıyla birlikte benim. Üf. Başladık çok yavrum. Güzel oluyor. Evet. Maye teyze, şunun yapımını anlatayım ben. Sen pişirmeye devam et. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Kolaysa başımıza gelsin. Yokken misin? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Çok teşekkürler geldiğiniz için, mutlu oldum. Asıl bizler mutlu olduk sizleri tanıdığımız için, bu güzel köyü anlatabildiğimiz için. Şimdi gözlemenin hamuru böyle mayalı bir hamur mudur? Evet, maya, su. Un bu kadar. Bekletiyoruz değil mi yoğurduktan sonra biraz? Bekletiyoruz, zaten kabarıyor. Kabardıktan sonra bir kere daha karıştırıyorsun. Biraz tekrar bir daha kabarıyor. Onun ekmeği daha güzel oluyor. Evet, evet, bu şekilde yapılıyor, açılıyor. Fakat maya önemli. Bir tane yiyelim, tadına bakalım artık. Afiyet olsun. Evet, çok güzel görünüyor. Bir öğünü geçir yani öyle. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet. İçinde ne peynir istiyor, ne patates, ne kıyma. Bu böyle güzel. Yağ ile birlikte. Mesela. Elinize sağlık. Tarifler başlıyor. Kalemler, kağıtlar hazır olsun.
Sonra ben ne yaptım, niye almadım bu tarifi? Çok güzel olmuş. Turgay böyle gözleri parladı tattığında demeyin yani. İşte bu ablalarımız yapıyor. Sema abla, Ayten abla, Fahriye abla. Cevizli çörek yapacağız. Ayten ablam bize paça yapacak. Kelle paça değil, karıştırılmasın. Patatesin paçası. Patates yemeği sevenler için çok yenilikçi bir tarif olacak inşallah. İnşallah. Ayten ablacığım. Biz güveçle başlayacağız. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. Hele bir de böyle patlıcan falan varsa içinde patates. Evet. Sema abla nasılsın? İyiyiz. Ne etiyle yapıyorsun? Dana eti. Dana eti olacak. Evet. Aynı büyüklükte malzemeleri de doğranmış. Evet. Fasulyemiz var. Patlıcanımız. Patatesimiz. Baharatlarımız, soğan, tereyağı. Biber, domates, tereyağı. Salça ne salçası? Domates salçası. Tuz, kimyon. Evet. Sarımsak. Toz biber. Toz biberle pul biberi evet. Karıştırmış ikisini. Evet, evet karıştırdım. Ve kekik. Evet. Neleri kavuracaksın? Önce eti kavuracağım. Hı-hı. Fasulyeyi, patlıcanı, patatesi kavuracağım. Yani bu çiğden atılan bir göğüş değil. Yavaş yavaş burada pişecek. Kavuracağım, evet. Kavrulacak. Sonra da malzemeleri koyup fırına süreceğiz. Önce kavuralım malzemelerimizi. İzliyoruz. Sema ablamız tüm malzememizi, sebzemizi, etlerimizi birlikte kavurdu. Salçasını da ilave etti. Baharatlarını da ilave edecek, sonra su. Kendi suyuyla mı pişer Sema abla? Biraz su ilave edeceğim. Biraz suya sıcak su ilave edeceğim. Eline sağlık. Fırında ne kadar pişecek? Fırında yarım saat pişer. Yeterli mi? Yeterli. Evdeki fırınlarda bir saat falan. Evet, evdeki fırınları taş fırında pişireceğim. Taş fırında yarım saat, evdeki fırında evet. Bir saat. Evet. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür evet. Ederiz, elinize sağlık. Sağ olun. Sırada paça var. Böyle bir paçayı hiç duymadınız, görmediniz. Ayten ablam karışımı hazırladı. Onun evet. İçinde yumurta var, baharat var, yağ var, evet. Nişasta var. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi burada da yağ eritti tepside. Tereyağında ne yapacaksın şimdi? Tereyağında paça yapacağım. Onları kaşık kaşık mı alacaksın? Hepsini buraya koyup pişireceğiz. Hayır, hepsini birden koyacağız. Ondan sonra fırına Ondan mı? Sonra fırına. Pul biberli olacak evet. Bir de. Pul biberi az atarsanız çocuklar için de çok güzel bir tarif olacağını düşünüyorum. Evet. Tavsiye ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ayten abla teşekkür Afiyet ederiz. Olsun. Birazdan cevizli çörek var. Fahri ablam yapacak. Esranla, tablayla. Çörek yapacağız. Fahriye abla nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Teşekkürler. Sizden nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah hamuru Allah. Hazır etmiştik. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Hamur normal hamur değil mi? Kulak normal evet. Hamur. Tuz, soğan, azıcık bir maya yoğurdum. Biraz bekledi. Az Hiç bekledi. Çok az. Ha, maya az koydum. Bol cevizle yapılıyor. Cevizler evet. İyi midir burada? Güzel midir? Lezzetli mi cevizi? Cevizin katısı olur mu? Tabii güzel. Evet. Fahriye abla memleket değişiyor şimdi ceviz. Evet. Buranınki çok yağlı mı? Nasıl? Yağlıdır, güzeldir cevizimiz. Ya, biliyorum ya böyle evet. Beğendiğim ceviz, Kastamonu cevizi. Evet. Onları ezdik. Ezdik. Bu nişasta herhalde açabilme. Açmak için un evet ondan açacağım. Ne kadar beyaz un? Evet un. Ve zeytinyağı? Evet yağlayacağım, açacağım. Kat kat bir üç tane çörek açacağım. Mi bu yoksa kat, böyle bohça gibi mi? Bohça gibi değil kat kat açacağım tek. Kat kat. Evet. Kaç tane açacağım? Üç tane açacağım. Açalım o zaman. Açalım. Buyur.
dakikadır yemeklere bakıyorum. Nasıl güzel yapmışlar, dolmalar kalem gibi. Her çeşit dolma yapılmış. Tatlılar, hamur işleri, reçeller, pekmezler. Erik suyu değil mi bu? O da erik suyu kendi ellerimle yaptım. Komşular dahil herkes çok yetenekli burada. Evet. Cevizli çöreğimiz. Tepsi tepsi yapıldı bundan. Paça o kadar güzel görünüyor ki ilk defa görüyoruz. Patatesten yapılan bu yemeğimizi biz ilk kez görüyoruz. Sizin için güveç tarifi verdik. Kastamonu'da Araç ilçemizin bu güzel köyünde acaba güveç nasıl yapılıyor dedik. Onun inceliklerini öğrendik. Helvalar var, turşular var. Bu ne böreği? Ispanaklı. Tatlı. Baklavası buranın. Bu? Bu da baklava. Çok güzel göce. Göce yemeğimiz meşhur. Köyümüz yani Huruç Ören köyü denilince akla göce yemeği geliyor. Huruç Ören köyümüze teşekkür ediyoruz efendim. Araç ilçemizin süper köyü. Hava dar, manzaralı, misafirperver insanları lezzetli yemekleriyle meşhur. Bizleri çok güzel ağırladılar, sizlere güzel fikirler verdiler. Evet, Huruç Ören'de başladık. Tarifler devam ediyor. Kastamonu'da daha neler var neler. Ellerinize sağlık annelerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Yer kürenin derinliklerinden gelen lezzet. Evet. Orta Asya'dan günümüze kadar süre gelmiş bir pişirme taktiği. Kuyu kebabı. Güneydoğu'ya doğru gittikçe adı büryan oluyor. Siirt'te, Bitlis'te. Kastamonu'da yüzyıllardır çok güzel yapıyor. Serkan Usta'yı buldum. Ustam dedim. İkna etmem biraz zor oldu. Mevsimi değil ama Kastamonu'nun kuyu kebabı kültürünü anlatmamız lazım izleyicilerimize. Serkan abi nasılsın? İyiyim Tufay Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. Biz de sizi kırmak ne kelime ya. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nereden geliyor etler? Ya Kastamonu çevresi ve burada Çankırı bölgesi. Kastamonu'dan da alıyoruz, Çankırı bölgesinden de alıyoruz. Hemşerilerimizden de geliyor. Evet. Sizin... Ve zaten pardon. İkisi çok yan yana illerimiz. Yani biz, aynı evet. Kültür efendim. Evet. Çok güzel kuzular seçmişsin evet. Ama. Bayağı büyük, etrafı tuğlalarla örülmüş. Tuğlayla örülmüş. Derin. Şu an itibariyle bu kuyu şuralardadır. Bu böyle olduğuna bakmayın. Kum ve tuzla. Muhafazalı, ısıyı kaçırmaması için. Bayağı profesyonel yapılmış. Tabii. Isıyı muhafaza etmesi için her şey düşünülmüş. İki tane var bu kuyudan. Tabanında da kazanda, bakır kazanda su kaynıyor. Su nedir biliyor musunuz? Bu astığımız zaman bu su içine damlayacak bunun yağı. Eğer yanmayı önleyecek. Eğer bu su olmazsa kuyu parlama yapar, sönmez, is kokusu yapar. Hem de yani yumuşatıyor buhar eti. Zaten bir saat sonra da biz bunun havasını veriyoruz. O buharı attırıyoruz. Tabii. Onu ilk defa alıyoruz. Yani. Biraz buharını alıyorsunuz yani. Onun bir şey sebebi ne? Bir saat sonra... Neye faydası? Abi bak bu kızarma etin yani sulu çıkmaz. Sen bunu yapıyorsun ama hiçbir kuyu kebabında bu havalandırma yapılmıyor. Hayır, 2,5 saat sonra ya da 3 saat sonra açıyorlar tamam olmaz. O kadar. Aradaki bu havalandırma ilginç bir taktik. Bir de ustalarımıza söyleyeyim böyle deneyin. Bir sebebi vardır Serkan abimiz yapıyoruz. Atalım mı? Şu an itibariyle atıyoruz. Evet kuzularımızı atıyoruz. Yardım alıyoruz. Teşekkür ederiz. Serkan Usta ve değerli kardeşim kuzularımızı attı. Abilerimiz de kül karışımı olan özel çamuruyla sıvıyor ki hiç hava almasın. Bir saat sonra açılacak. Biraz buhar alınacak, 2 saat daha pişecek ve ardından deneyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hem şaşkınım hem de biraz kırgınım Serkan abi. Ya bana dedi ki burada beklesen ben hemen geliyorum dedi kuzuların başında. Kuzuları emniyete aldı tabii ben varım. İyi bir kuzu bekçisi var burada. Güzel bekledim 2 saat. Serkan abi bir de geldi ki saç sakal tıraş olmuş. Üzerine değişmiş. Turgay burada bekler. Latife evet. Ediyorum. Biz bekleriz efendim evet. Kuzu. Yeter ki kuzu bekleyelim yani. Abi size emanet ettik. Teşekkür ederim. Dokunmadık zaten hiç kasayı da açmadık kuyuyu. Evet. Bir saat sonra açtı. Havayı aldı. Sonra ben beklemeye başladım. 2 saat daha pişti. Açalım mı artık? Açalım. Bakalım kuzu.
kuyu kebabı Kastamonu'da. Çok lezzetli. Ne kurutmuş ne de fazla suluk kalmış. Olması gerektiği gibi kuzu etimiz. Kuzular da çok leziz. Ustalar da işinin ehli. Serkan ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu'ya geldiğinizde kuyu kebabını yemeden dönmeyin diyoruz efendim. Şimdi sırada başka bir tarifim var. O da muhteşem. Efendim CİDE merkezdeyim. Çok iyi işler başaran hanımefendilerin kurduğu bir dernekteyim. İnanılmaz güzel işler başarıyorlar. Bir de CİDE kültürünü yaşatmak için, anlatmak için seferber olmuşlar. O zaman CİDE yemeklerini bu hanımefendilerle birlikte hazırlayalım dedik. Ve derneğin kapısını çaldık. Fatma ablam bize tavuğun son vasiyetinden bahsedecek. Bu tavuğun bir vasiyeti var bence. Yaşarken yufkayı çok severmiş. Öldükten sonra da içime yufka koyun. Olabilir mi Fatma? Olabilir. Yöresel yemeği latife ediyorum. Tavuk doldurma yapacağız ama yufkayla doluyor. Çok ilginç. Cevizler var, neler var neler. Ardından diğer Fatma ablamız gelecek. Kuru karma yapacak o da. O da yöresel bir CİDE yemeğiymiş. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Hep üçleyeceğiz o yemekleri size. Bir de Şermin ablamız bize otlu börek nasıl yapılır? Ders verecek. Onun dersini verecek. O da geleneksel bir börek. Birazdan. Şimdi gelelim. Çok acıklı tavuğun vasiyeti. Tavuk çok güzel. Köy tavuğu galiba. Evet. Değil mi? Evet. İçine ne dolduracağız Fatma abla? Yufka. Kuru fesleğen. Ceviz. Evet. Yağ, tuz, kırmızı biber. Ve suyumuz var. Ve suyumuz. Bu cezvede burada da yağ var. Burada yağ var. Bunu ateşte kızdıracağız. Sonra? Kırmızı biberi koyacağız. Önce sosu mu hazırlayacağız? Bir, evet, bir çeşit terbiyesi mi tavuğun dışında mı? Tavuğun dışı bunun terbiyesi. Bunlar ıslatılacak mı? Evet, onlar kırıklanacak şimdi. Tavuğumuz kuru kuru yemesin onları. Tabii, Fatma abla çok düşünceli. Bu kuru yufkalar biliyorsunuz 6 ay 1 sene muhafaza edebiliyorsunuz bu şekilde. Önce bunlar mı yumuşaması gerekiyor Fatma abla? Onların yumuşaması gerekiyor. Bu suyumuzu kaynatıp bunları koyup içine. Yumuşatalım. Hadi yumuşatalım. Eline sağlık. Şimdi pırasayla soğanımızı kavurduk. Evet. Orada da suyumuz kaynıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birazcık yağ koyacağız. Sonra? Nereye yağ? Suya. Suya yağ koyacağız. Ardından ne yapacağız? Azıcık yağ koyacağız. Tuzunu Hı-hı. koyacağız. Bunları neden koyuyoruz suya? Şimdi yağı biraz daha yapışmaması için unu. Bir su bardağı suya. Evet. Bir bizim buranın yöresel şeysi. Avuç. Hapas. Hapas. Bizde de hapas. Evet. Evet. Böyle. Bir hapas. Süper. Şimdi kaç hapas gitti? Şimdi onu ben ayarlıyorum zaten. Ölçüm çok yok ama 2-3 hapas koyuyorum. Hapas. Suya göre aslında. Evet.
Bunu böyle avuç gittikten sonra böyle kaşığın tersiyle, evet, tahta kaşığın arkasıyla. Pilav gibi tane tane olacak bu böyle. Ardından tane tane olduktan sonra ne yapacağız? Sonra pırasasını içine katıyorum ben. Evet. Sonra bir saat falan bu pişecek. Çünkü un kokusu pırasaya birbirine girecekler. Daha sonra ilave edeceğiniz bir şey sonra var mı? Sonra tereyağı. Ekliyoruz, işlemleri tamamlıyoruz. Farklı bir tarif istiyorsanız buyurun. Fatma Hanım'ın neydi ismi? Kuru? Kuru karma. Karma. Kuru karma. Oradan geliyor demek. Hepsini koyalım mı? Evet, evet. Koyalım. Teşekkür ederiz Fatma abla. İzliyoruz efendim. Ardından Şermin Hanım bize çok güzel otlu börek yapacak. Efendim Şermin Hanım, tanıştırayım sizi. Başkanımız, bu güzel derneğimizin, çalışkan derneğimizin başkanı. Nasılsınız Şermin Hanım? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi Şermin Hanım bize çok ilginç bir yemek anlatacak. En kolayını. Kolay mı? Evet. Mancara bulmak zor. Doğru, şu anda biraz bunlar yaşlandılar ya, azaldılar. Bunu artık bugün için özel böyle bulduk. Yine pırasa şimdi var. Bu yaşlandığı için yazda aslında çoğunluk bunu kullanıyoruz ama şu anda yaşlandı, azaldı. Pırasa kullanarak biraz etkisi azalsın istedik. Diğer malzemelerimiz nelerdir Şermin? Sirken mancarı, pırasa, soğan. Evet. Şu anda sıvı yağla öldüreceğiz bunları. Tuz, hafifçe. Karabiber, pul evet. Biber. Evet, yufkamız var. Diğer malzemelerimiz bunlar. Yufka ıslatılacak galiba. Onun için su var. Bir de tavamız var. Evet. Önce galiba Şermin Hanım bir şeyleri kavuracak. İzleyelim. Kavurma tamam. Otlarımızı kavurduk, sebzelerimizi. Şimdi baharatlarını ilave ediyoruz. Karabiber, pul biber. Evet. Çok güzel kokular geliyor. Evet. Biz şimdi onu yufkalar arasında mı hapsedeceğiz? Evet, evet, evet. Şurada evet. Ben size yardım edeyim isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Bakın şimdi katlanma şeklini. Şimdi katlıyoruz bu şekilde. Gözleme gibi katlıyoruz. Aynen öyle, evet. Hemen tavamızı... Kızaracak mı? Evet, kızarıyor. Yağsız tavamızda şıp diye kızarıyor hemen. Çok güzel bir tarif. Elinize sağlık Şermin Hanım. Afiyet olsun. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Sunumlarımızı hazırlıyoruz. Ardından tadıyoruz. Çok güzel bir cide türküsü. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Hoş geldiniz. İsmail Özan, cideli kemaneci. İsmail abi çok eğlenceli bir adam. Tanıştırmak istedim sizinle. Çok ilginç bir kemane. Tırnak kemençe mi deniyor kemane? Kemane, tırnak kemane. Tırnak kemane. Evet. Aynen. Yemekler için ne diyorsunuz? Yemekler harika gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten süper hazırlık. Kuru karmamız. Otlu böreğimiz Şermin Hanım yaptı efendim. Tavuğumuzu çok güzel doldurduk. Orada müthiş bir ekmek var. Deneyelim. Önce tavuğumuzun tadına bakalım. Sanki yufka değil o, başka bir şey. Harika. Kuru karma. Bir ayran olsa daha iyi giderdi. Ayranla beraber. Evet. Öyle de denerim birazdan. Bu yemeğin özelliği şu. Pırasanın tadı o kadar güzel. Soğanla birlikte, baharatlarla birlikte çok güzel kavurmuş. Güzel bir kombin olmuş. Sebzelerle mısır unu. Harika. Hemen buradan bir köşeden otlu.
böreğimizi de deneyelim. Ama ne kadar güzel görünüyor. Çok özür dilerim İsmail abi. Bu da ağzım sulandı. Şimdi türkü söyleyeceğim. Çok güzel. Yumuşacık, lezzetli mi lezzetli, kahvaltılarda dolur. Bence her öğün olur bu. O kadar güzel yanım. Çok teşekkür ediyoruz Cideli hanımefendilere, derneğimize, Fatma Hanım'a ve Şermin Hanım'a. Sağ olsunlar efendim. Süper hazırlık yaptılar. Geldiğinizde artık ne yiyeceğinizi biliyorsunuz. Cideli kemaneci İsmail abimden, İsmail Ozan'dan bir tane daha türkü armağan ediyorum size. Sonra tarifler devam ediyor. Kastamonu denilince akla tirit gelir. Ülke sınırları içerisindeki en lezzetli tirit diyebilirim. Bayağı iddialı. Çok güzel. Kel simitten, kabak simitten yapılıyor. Sami ustam buldum. Ustam, bunu izleyicilerimize anlatmamız lazım. Nasılsınız evet. Usta, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler sormalı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hazırlık yapmışsınız. Öncelikle onun için teşekkür ediyoruz Rica size. Ederim. Meşhur simit bu. Evet. Hani Safranbolu'da da görürsünüz, farklı illerimizde de görürsünüz. Kastamonu'da da var efendim. Bu simit... Kel simit, yani somsuz simit, aynen. Pekmezsiz simit. Bir de çok faydalı, ilik var içinde, kemik suyu var. Sabah neden bunu içerlermiş ki Kastamonlu amcalar, teyzeler? Çünkü iş görmeye gidiyorlar, tarlaya gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar. Hem basit olduğundan hem de acıkmama açısından. Hem de güç veriyor. Güç onlara. Veriyor tabii çünkü içinde kemik suyu olduğu için. Bir de ayrıca sarımsağımız, sarımsaklı yoğurt olduğu için... Yani bu tiritte yok boşuna iddialı değil. Kesinlikle. Evet efendim, önceden hazırlanmış kel simitlerimiz bölünmüş. Müthiş bir sarımsak süslemek Kastamonu, için evet. Nane, maydanoz var, limonumuz var. Limonu kullanacak mıyız yerken? Limon İstiyorlar mı? Kullanmıyoruz. İsteğe göre, talebe göre veriyoruz. Tereyağımız, önceden kavrulmuş kıymamız, sarımsaklı yoğurdumuz evet. Ve kaynayan ilik suyumuz. Evet, kemik suyumuz. Kemik suyu. İzliyoruz usta. Acaba nasıl hazırlanıyor? Çok ilginç hazırlaması. Burada tarihi mekanlarda da görürsünüz. Elde böyle kepçeyle tabağa bir şey dökülüyorsa bilin ki tirit yapıyorlar orada. Hemen dalın içeri. Evet. Bakın nasıl yapıyorlar. Sütten mi yapılmış, inek sütünden yoksa mantısı da katıştırıyorlar mı? Normal yoğurttan kullanıyorlar. Normal yoğurttan evet, ağır olmasın diye değil mi? Aynen. Zaten sarımsak var içinde, kemik suyu var. Kesinlikle. Tekrar ağırlaştırmamak lazım o. Yoğurdumuzu ilave ettik. Tereyağı kızdırılıyor. Sonrasında? Şimdi kıymamızı atacağız üzerine. Şu an atabilir miyiz? Tabii ki. Kıymayı atıyoruz. Kavrulmuş kıymamızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı kızdırıyoruz, onu da ilave ediyoruz. Hazır evet. Mı yani tweetimiz? Aynen hazır. Teşekkür ederiz sağ olun usta. Rica ederim. Evet, bir tane de ben hazırlayayım ustaya efendim. Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Atalarımız boşuna söylememiş olsa gerek. Ben tadıyorum, bir tane de ustama hazırlayayım.
Ellerinize sağlık, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kastamonu'nun süper bedestenlerinde tariflerimiz devam ediyor. Ben hazırlığa başladım. Önder Usta'nın da içi gidiyor. Eyvah, bıçağı körleştirecek şimdi. Beceremiyorum. Beceremiyorsunuz. Yapsana. Nasıl oluyor bu iş? Yapalım. Önce bıçağı bilemek lazım. Fazla vurarsak ağzı yine bozulur. Düzeldi mi şimdi? Düzeldi. Eyvallah. Nasılsın? Usta, iyi misin? İyiyiz. Çok güzel bir bedesten yine. Harika. 1400'lü yıllarda yapılmış. Yani buradaki her eser en az 600 yıllık. Hala en leziz yemekler bu hanlarda, bu bedestenlerde sunuluyor efendim. Tam Osmanlı yemekler. Mesela bir cabada kebabı var. Evet. Caba, Çankırı ve Kastamonu'da caba aslında göveç, toprakta. Aynen. Bu tarz kablara deniyor değil mi? Evet. Bundan sonraki de yine öyle bir yemek. Sultan kavurması. Sultan kavurma da Osmanlı mutfağından sunacağımız bir yemek sizlere. Ardından Semra abla gelecek, kaşık helvası anlatacak bize. Helva tariflerini merak ettiğinizi biliyorum. Birazdan. Şimdi eti çok güzel seçmişsin. Önder Usta, teşekkür ederim. Neresi bu dananın? Bu dananın bonfile kısmı. Süper bir sos var. Onları böyle sormaya korkuyorum. Ustaların özel sosları onlar. Öyle bir sos mu? Domates sosumuz. Tabii baharatlar eşliğinde. Bazı baharatlar var ama ustalarımıza saygı duyuyorum bu konuda. Gelip Kastamonu'da tatmanız lazım. Baharatlar nelerdir peki burada kullanacağımız? Pul biberimiz var, karabiberimiz var, toz biberimiz var, tatlı toz biberi. Kekiğimiz var, tuzumuz ve kimyonumuz. Süper. Sebzelerimiz, yağ biberimiz, yeşil biberimiz, domatesimiz evet, var. Evet, hepsi de var. Sarımsağımız var. Taşköprü mü? Taşköprü sarımsağı. Başka olabilir mi? Yemeklere ayrı bir aroma katan, evet. En sağlıklı, en güçlü sarımsak. Başlayalım mı? Burada başlayalım. Önce etimi doğrayacaksın. Önce etimizi doğrayalım. İzliyorum. Evet. Sultan kavurma. Sultanlara layık kavurma. İsminden de anlaşılacağı gibi süper kavurma. Yine güzel bir yeri var etin. Yine bonfile etinden. Sunum için hazırlığımız var. Aynen. Patates kızartılmış, biberler közlenmiş, pilavı, domatesi ve yeşilliği var. Onun yanına şimdi çok güzel bir kavurma yapacak usta. Nelerdir malzemelerimiz? Malzemelerimiz yine bonfile eti, mantar ve sarımsaktan oluşuyor. Ayrıyeten sıvı yağ ve baharat eşliğinde soteleyip sunumunu yapıyoruz. Sıcacık sunacağız. Evet. Önder ustam önce etimizi doğrayacak, sonra kavurmaya başlayacak. Bizler de fikir edinebiliriz. İyi kavurma nasıl yapılır acaba? Baharatları ne zaman atacak? Mantarı, sarımsağı ne zaman bırakacak? Önce izleyelim. Önder ustamız bir güzel kavurdu. Mantarlar, sarımsak ve etimizi. Tabii yaprak doğradı. İnce ince efendim. Sabırlı bir şekilde onu doğrayacaksınız. Elinizi kesmeyin. Bu arada bir soya sosu lazımmış. Aldım geldim ustamıza. Soya sosunu da ilave ediyoruz. Ardından sunum için hazırlanıyoruz. Biz bu arada kaşık helvası tarifi vereceğiz. Semra abla gelecek. Güzel bir helva tarifi verecek bize. Teşekkür ederiz Önder usta. Tarihi bedestenimizin emektarı. Evet, restorasyonu yapıldığından itibaren Semra abla burada. Nasılsın Aynen. Semra abla, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Kaşığımla bekliyorum. Ama helva yemek için, yapmak için değil. Yapacağız. Şimdi çok güzel helva yapıyor Semra abla. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ne helvası bu? Un helvası mı?
Kaşık elması. Kaşık elması deniyor buna. Neler var içinde? Margarinimiz. Evet. Ayçiçek yağımız. Evet. Ceviz, şeker, su, un. Şimdi önce unu mu kavuracaksın? Tabii önce yağı eriteceğiz margarini. Sonra un. Sonra biraz sıvı yağ ilave edeceğiz. Ondan sonra unu kavuracağız. Koku yayılana kadar evet. Ben buradayım. Aynı zamanda şerbet de hazır. O da en son. Son şerbetini vereceğiz. İzliyoruz. Önce kavuralım. Yardım vakti. Evet. Coşlatacağım. Çok evet. Güzel kokular geldi. Biraz tamam. Ölçülü. Bir yandan da böyle karıştırmak gerekiyor. Evet. Bu hassas bir işlem. Yeterli. Yeterli mi? İstemeyeceğim. Bu kadar şerbet yeterli. Abartmıyorsunuz şerbeti. Un şerbeti içecek. Çok lezzetli olacak. Ve ben de afiyetle onu yiyeceğim. Eline sağlık. Esra Usta, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Birazdan bu muhteşem bedestende hazırladığımız yemekleri ve helvamızı deneyeceğim. Hem de türküler eşliğinde. Sesinize sağlık. Ne kadar güzel okudunuz. Çok teşekkür Onur ederim. Eren Demir, üstadım, saygı duyuyoruz. Sadece Kastamonu için değil, Türkiye'de çok önemli seslerden, çok sanatçılarımızdan, hoş ustalarımızdan biri. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizleri... Çok güzel bir türküyü dile getirdiniz. Normalde evet. Oynanır. Öyle tabii, yiğit bir oyunu vardır. Tabii. Efendim biz küçükten de bu oyunu oynamıştık. Sepetçioğlu. Sepetçioğlu oyunu. Esasen bunun öncelikle hoş geldiniz. Şeref hoş bulduk, teşekkür ederim. Böyle bir güzel programda Kastamonu'nun önemli öz değerlerini, kültürünü yansıttığınız için ekranlarınızda biz sizlere müteşekkiriz. Efendim çok güzel yemekler hazırladık ustalarımızla bu tarihi mekanımızda. Evet. Yaklaşık 650 yıllık mekan Fatih Sultan Mehmet döneminde Cem Sultan tarafından yaptırılmış bir bedesten burası. Çok önemli bir bedestendeyiz ve tarihi yemeklerimizi anlatalım dedik. Cabada kebap yaptık. Kaşık helvası hazırladık ve sultanlara layık sultan kavurması. Tabii diğer çeşitlerimiz de Osmanlı yemeklerimiz yine Kastamonu'nun en özel lezzetleri. Tiritler, mantılar, kesmeler. Yok yok. Çok güzel tatlılar harika. Aman yarabbi. Ve etli ekmeği. Deneyelim. Önce tabii ki cabada. Kullandığı sos o kadar güzel ki. Yani cabada, göğeçte pişen lezzetler aşağı yukarı birbirine yakındır. Hepsini çok severim göğeçtekileri. Ama bunda sosun baharatları çok yakışmış. Ustamıza teşekkür ediyoruz Ömer ustamıza. Harika bir tercih olmuş Kastamonu yemekleri için. Bu tarifler için sağ olsun. Evet bir de sultanlara layık kavurmamız. Biraz sarımsağından... Çok harika değil mi? Bayıldım. Semra ablanın dillere destan helvasını deneyeceğim artık. Müzik
Anneannelerimizin helvasından. Evet. Çok güzel gerçekten. Eline sağlık Semra ablamızın da. Bu tarife göre yaparsanız o özlediğiniz tarihi lezzeti helvaya kavuşacaksınız. Cevizsiz yapmayın. Çok yakışıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kastamonu'muzu en güzel şekilde ifadelendirmeye çalıştık. Anlatmaya çalıştık sizlere. Evliyalar Diyarı. Kadim kentimiz. Gerçekten tarihin en önemli anlarına şahitlik etmiş çok müstesna özel bir şehir Kastamonu. Tabii ki bir günde anlatılmaz. Yarın da yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle. Konumuz yine Kastamonu olacak. Üstadlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlardan bir türkü daha istiyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık.